Herkese merhaba arkadaşlar, Akbük'teyiz. Mükemmel bir deniz manzarasına sahip çok güzel bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. Artık bölge aşinasınız çünkü bu bölgede kendi projemiz de var bildiğiniz gibi. Zaman zaman tanıtmaya geliyorum. Çevremizde inşaat makineleri çalışıyor arkadaşlar. Yan taraflarda da villalar yapılıyor. Bu yüzden biraz gürültü gelebilir. İçeriye girdiğimizde daha net anlaşılacak. Kısa bir tanıtım videosu ardından buradayız. Evet arkadaşlar, tanıtım videomuzu izlediniz. Ben buradayım çünkü sesim oradan daha da zor anlaşılıyor. Bu yüzden bu tarafa geldim. 3 katmandan oluşan bir villa izleyeceksiniz. 3 katmandan oluşan bir villa. Burada havuzumuz var. Geniş bir manzaramız var. Geniş bir panoramik manzaramız var arkadaşlar. Önümüz hiçbir zaman kapanmıyor. Mükemmel bir deniz manzarası var. Havuzdan da denizi izleyebiliyorsunuz. Çevremizde iş makineleri mevcut. Bu yüzden sesim zor anlaşılıyor. Kusura bakmayın. Tekrar bir çekim yaparız bu makinelerin işi bittiğinde. Burası salondan çıkabileceğimiz bir teras alanımız. Şunu da göstermek istiyorum. Burayı gösterirsen Mehmet, burada havuzun sonsuzluk hissi verilmiş bir alanı var. Buraya su dökülecek. Alt taraf bahçe. Ayrıca şu an benim bulunduğum kısmın altında da sauna, buhar olarak kullanabileceğiniz, isterseniz depo alanı olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var arkadaşlar. Bunlar hazır olduğunda göstereceğim. Araç park yerimiz orta kattan. Oraya da bakacağız. Ama burada da bir bahçeniz var. Şimdi hepsini göstereceğiz. Dışarıda çok kalamıyoruz. Bu yüzden kusura bakmayın ama manzaraya bir bakar mısınız? Manzara bu. Manzara bu. Bölgeyi zaten biliyorsunuz. Burada bizim iki tane de villa projemiz var. Onlardan da tanıta tanıta artık bölgeyi tanıdınız arkadaşlar. Onlar da çok lüks bir villa olacak. Kendi projemiz de burada bu ay içinde başlamış oluyor. Önümüzdeki yılda da teslim edilecek. Şimdi burası salon mutfağımız arkadaşlar. Burası salon mutfağımız. Geniş bir salon mutfağımız var. Öncelikle bir salona bakalım. Ardından mutfağa geçeceğiz. Az önceki çıktığımız teras alanımız. Buradan bile denizi görebiliyorsunuz. Çok şık bir şömine yapılmış. Gerçekten güzel bir villa. Fiyatını açıklama kısmına yazacağım ama 2 milyon 700 ya da 2 milyon 500 civarı bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bir bilgi vermemek için fiyatını başta söylemedim. Büyük ihtimal ilk başta açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Burada da mutfağımız var. Gayet güzel bir mutfak. Gerçekten şık. Böyle altın varak renkleriyle harmanlanmış bir mutfak görüyorsunuz. Tezgah arası renklerimizde bu şekilde bir renk ahengi var. Birbirine gayet uyumlu, şık, güzel bir villa arkadaşlar. Her şeyden önemlisi yapı bir gün çöp olacaktır. Yapı bir gün çürüyecektir. Evin en önemli kısmı tabii ki konumudur arkadaşlar. Burası giriş katımız normalde. Araç park ettiğiniz yerden giriş kapımız. Hatta orayı gösterelim. Yanda da yine bir makine çalışıyor. Buradan bir gösterelim burayı. Burası aracı park edip gireceğimiz yer. Şimdi yol açıldı arkadaşlar oradan gördüğünüz gibi. Hazır böyle çekmişken de bu çalışmaları da görün istiyoruz. Orada makine var. Diğer tarafta makine var. Biz de sizin için geldik, çekim yapıyoruz. Şimdi burası giriş katımız. Alt katta da salon mutfağımız var bildiğiniz gibi. Yan taraftaki odamız. Bu katta 2 tane odamız var. Üstte de 2 tane odamız var. Burası 3 metreye 3.75. Şöyle de bir durum var. Buradan da denizi görüyor. Her yerden denizi görüyor. Mesela buraya geldiğinizde köşeden baktığınızda her yerden denizi görüyor arkadaşlar. Güzel bir villa olmuş. Burada da ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Bu müteahhitimiz salon mutfağı zemine vermiş. Biz de salon mutfağı arkadaşlar
kendi projemizdeki salon mutfağı direkt giriş katına, yani bu kata verdik. Havuzu yükselttik. Havuz bu kattan girilecek. Alt tarafı da bahçe yaptık. İki tane de oda koyduk. Bizimki de bildiğiniz gibi 5+1. Aynı şekilde. Tabii yapılar fark edebiliyor. Projeler fark edebiliyor. Sonuç olarak manzara her zaman mevcut. Önünüz hiçbir zaman kapanmayacak. Güzel bir manzaraya uyanacaksınız. Burası da güzel bir oda. 3.66'ya 4 metre boyutlarında. Ve manzarası gerçekten mükemmel arkadaşlar. Manzara, inanılmaz bir manzara var. Gördüğünüz gibi şunu da söylemek istiyorum. Çevremizde çokça yerleşim yeri mevcut. Yani görüyorsunuz insanlar burada yaz kış oturuyor zaten. Hani böyle dağın tepesinde bir yerde değiliz. Merkezi konumdayız. Akbük ayaklarımızın altında. Körfez ayaklarımızın altında. Kapılar mat beyaz, kutlar yine böyle metalik rengi. Bu katta da iki tane odamız var toplamda. Bahçeyi gezemedik. Bahçe aslında çok geniş, güzel bir bahçemiz var. Dört tarafımız da açık. Yoğunluktan dolayı bahçeyi, iş yoğunluğundan dolayı aslında, makinelerin yoğunluğundan dolayı gezemedik. Ama böyle her şey bittiğinde bir gün gelir tekrar tanıtımını yaparız. En üst katta da iki tane odamız var. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Banyo lavabo çok geniş olmuş. Çok geniş olmuş. Ben seramiğe bayıldım. Seramik çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ayrıca bu pencerenin motifleri de çok güzel. Pencere motifleri de çok güzel. Cam açınca nasıl ses geliyor oradan? Çünkü iki makine birden çalışıyor. Sular akmıyor. Henüz hazır değil. Onun yanında da bir odamız var. Bu odadan da göstereceğim. Bundan sonra göstereceğim odadan da ortak kullanım bir balkonumuz var arkadaşlar. Ama diğer taraftan çıkarız biz büyük ihtimal balkona. Burası da 3.68'e 5 metre boyutlarında bir oda. 3.68'e 5 metre boyutlarında bir oda. Arsamız 300 metre kare civarında. 320-340 metre, 350 miydi? 350 metre kare civarında bir arsa payımız var. Ve son odamız da ebeveyn banyolu bir oda. Böyle girişe hemen bir sürgülü kapı bırakılmış. Sürgülü kapının arkası banyo lavabo olarak değerlendirilmiş. Güzel, hoş. Şık bir banyo lavabo olmuş. Yan tarafındaki oda da gayet güzel. Aslında daha çok böyle geleneksel renklere, geleneksel dokulara uygun bir ev yapılmış arkadaşlar. Eğer geleneksel olarak siz bakış açınız öyleyse ya da seviyorsanız öyle diyelim. Burası tam aradığınız yer. 3.50'ye 5 metre boyutlarında bir oda burası da. Bizim yapacağımız proje biraz daha modern tarzda olacak. Böyle biraz daha işte jacuzzi'li mesela. Jacuzzi koyuyoruz havuzun üst tarafına. Manzara aynı şekilde. Bu şekilde manzarayı bulacaksınız. Her evde bulabilirsiniz buradaki çoğunda. Gayet güzel bir manzaramız var. Burada da güzel bir balkonumuz var arkadaşlar. Şimdi ne alırsanız alın, ne yaparsanız yapın. Dediğim gibi konum önemli. Satarken insanlar evin şekline, şemaline bakmıyor arkadaşlar. Konumuna bakıyor. Konumu değerliyse ev de değerlidir. Burası da bu bölgede, bakın bunu bir yere yazın. Bu bölgede Akbük Didim'in, hatta Ege'nin parlayan yıldızı olacak arkadaşlar. Akbük'te de altını çizerek söylüyorum, bu bölge. Çukur mevki olarak geçiyor ama Çukur değil. Adı Çukur. Çukur mevki olarak geçiyor. Bu bölge Didim'in en değerli bölgesi olacak. Bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Didim'in en değerli bölgesi burası olacak. Arkadaşlar şu manzarayı başka bir yerde bulma şansınız yok. Böyle villaları, bu tarzda yapıları başka bir yerde bulma şansınız yok. Bakın Göcek'te deniz görmeyen sığ otobanın yanındaki yerler 5 milyon olmuş, 4,5 milyon olmuş. Fethiye'de hiçbir şey görmüyor. Sadece karşıdaki dağa bakıyor. Fiyat 4 milyon. Buradaki fiyatlar gerçekten çok ideal. Şu manzara hiçbir zaman kapanmayacak. Önünüz hiçbir zaman kapanmıyor. Siz sabah akşam bu manzarayı izleyeceksiniz. HD televizyon alıp karşınıza koysanız böyle bir manzara bulamazsınız arkadaşlar. Gerçekten, hatta 4K bile olsa bulamazsınız. Böyle bir yapı, böyle bir manzara hiçbir yerde yok. Bence kaçırmayın. Fiyat dediğim gibi
2.500 ya da 2.700 tam olarak hatırlamıyorum. Başlığa yazacağım arkadaşlar. Bunun için özür dilerim hepinizden. Çok villa, çok portföy çekimi yapınca böyle kafada karışabiliyor. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi burası güzel bir villa. Eğer derseniz farklı bir proje istiyorum, temelden bana bu şekilde yapın derseniz, burada da başlayacak projelerimiz var. Dediğim gibi 2 tane projemiz başlayacak. Birini size tanıttım ama diğerini daha tanıtmadım. Diğerinin tapusunu bekliyoruz. Tapuyu aldıktan sonra onu da sizinle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Manzara mükemmel. Bence manzaranın tadını çıkarın.